Ankara'dan günaydın. Bugünkü konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gürsel Tekin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Efendim, çözüm sürecinde toplumsal desteğin arttırılması ve toplum beklentilerinin tespiti için akil adamlar grupları oluşturuldu. Liste açıklandı, itiraz edenler oldu, değişenler oldu içerisinde. Listeyi nasıl buldunuz? Yani hedeflenen sonucu ulaştıracak bir liste mi? Şimdi önce tabii herkesin kişiliğine saygım var. Orada gerçekten çok saygıdeğer isimler var. Ama bir kısmı gerçekten toplumsal dinamit gibi, toplumsal barışı sağlayayım derken toplumsal dinamit gibi görünen isimler var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yöntemsel olarak bu yönteme karşı olduğumuzu ifade ettik. Akil Adamlar komisyon önerisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisiydi. Daha önce de biliyorsunuz kamuoyuyla paylaştık ve kanun teklifi olarak da verdik. Evet. Neden buna ihtiyaç duyuldu? Birincisi şu, parlamentoda nasıl ki bugünkü anayasa komisyonu gibi dört siyasi partide bir komisyon oluşsun ve bu komisyon, yani siyasi parti liderleri değil, bu komisyon Türkiye'de herkesin saygı duyduğu, gerçekten düşünceleri ne olursa olsun sol dünyada, sağ dünyada herkesin evet yani bu saygın bir isimdir dediği bir komisyon oluşur ve bu komisyonun temel görevi de bozulmuş olan toplumsal barışı, barışa katkı sunmak için yapılması gerekiyordu. Bunlar yapılmadı. Maalesef parlamento devre dışı bırakıldı. Sayın Başbakan hukuku zeminleri devre dışı bıraktı. Şimdi kendilerine göre bir yöntemle bu işi götürmeye çalışıyorlar. Umut ediyorum ki başarılı olur. Bizim temel görevimiz toplumsal barışı sağlamaktır. Türkiye'de terörün olmaması için yapılması gereken neyse katkı sunmak isteriz. Ama bu yöntemlerle çözülmesi zor. Efendim şimdi akıl adamlardan arkasından aynı gün mecliste de bir çözüm sürecini değerlendirme komisyonu kuruldu. Kurulması için teklif verildi. Daha önce bu konu dile getirilmişti değişik platformlarda, değişik kişiler tarafından ve bu çözüm sürecinin muhatabının meclis olmadığı ifade edildi Sayın Meclis Başkanımız tarafından ve şimdi en son bu noktaya geldik. Gelinen noktayı nasıl buluyorsunuz? Yani mecliste komisyon kurulmasının arka planında ne var? Ya da bu komisyon neyi hedefleyecek? Bu konuda parti olarak bilgilendirildiniz mi? Yani tamam, kuruluş komisyonun kurulması ile ilgili verilen bir gerekçe var. Ama onun dışında bir bilgiye sahip oldunuz mu? Tabii şimdi mevcut iktidar AKP'nin talepleri ya da günübirlik söylemlerine yetişmek mümkün değil. Çok hızlı. Akil adamlarla ilgili de Sayın Başbakan'ın söylediklerini çok iyi hatırlamanız lazım. Sayın Genel Başkanımız bu öneriyi getirdiğinde Sayın Başbakan kimmiş akil adamlar dedi. Biz bunları denedik. Ama biz çabuk unutuyoruz. Denemiş olduğunuz bir yöntemi niye tekrar deniyorsunuz? Şimdi parlamentoda oluşabilecek bir komisyon neye göre bir AKP komisyonu oluşturabilirsiniz? Hayır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün benzeri olan anayasa komisyonu gibi bir komisyon oluşturacaksanız bunu Cumhuriyet Halk Partisi daha 1,5 yıl önce önermiş. Evet. Gelin yapalım. Yani bunları tamamını bypass ediyorsunuz, kendinize göre bir yöntem buluyorsunuz, bu yönteme de herkesi dahil etmek istiyorsunuz. Ya kısacası iktidar kendisine suç ortağı arıyor. Eğer Türkiye'nin meselelerini çözecekse Türkiye'nin meseleleriyle ilgili biz hazırız. Hayır, Türkiye'nin meseleleri değil. Sayın Başbakan'ın talebi üzerine AKP sıkıştığı yerde kendine suç ortağı arıyor. Zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Başbakan'a çağrıları olmuştur. Her demokratik ülkede ana muhalefetin öneminin ne kadar yüksek olduğunu herkes bilir. Ama Türkiye'de Sayın Başbakan'a kimse bunu bir türlü anlatamadı. Bunların hepsini reddetti. Hatta reddetmenin ötesinde çok hakaret etti. Biliyorsunuz CHP ile görüşmek zaman kaybı olarak gördü. Ben bugüne kadar CHP ile ne görüştüm, ne hallettim demişti. Şimdi bütün bu cümlelerin arkasında ısrarla belli bir kesim, efendim bunlar otobüse bindi, hadi siz de bunları eklenin. Kimsenin öyle bir hakkı olmaması gerekiyor. Eğer demokrasi diyorsanız, eğer özgürlük diyorsanız, toplumsal barış diyorsanız bunun zemini parlamentodur. Getirin parlamentoya. Bakın, siyasi partiler yasasını getirelim. Niye bekliyorsunuz? APO mu söyleyecek ısrarla yani? %10 barajı birileri mi talep edecek?
Demokrasi ve özgürlük içinde ısrarla birileri mi talep edecek? Getirin yapalım. 16 tane kanun teklifimiz var. Bu sorunların asgari düzeyde bölgede sorunları rahatlatabilecek kanun tekliflerin bir tanesine AKP destek verebilmiş değil. Hiçbir gazeteci, hiçbir televizyonda da ya niçin bunlara destek vermiyorsunuz? Gelin hiç olmasa buradan başlayalım diye yok. Ama ısrarla yazıyorlar. Hadi CHP sizde. Nereye gidelim kardeşim? Yani Sayın Başbakan'ın kendisinin bile nereye gittiğini bilmediği bir otobüse hadi siz de atlayın diyorlar. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak birinci şeyimiz olmazsa olmaz parlamento, ikincisi her şey hukuk zemin içerisinde yürüsün istiyoruz. CHP meclisteki komisyona üye verecek mi? Yani bu konuda bir değerlendirme yapmadık. Bir değerlendirme yapmadık çünkü akşam bu tartışma oldu. En azından daha önceden yani bir ön görü olarak. Zannetmiyorum. Ya ben kişisel düşüncemi söyleyeyim. Bir parti düşüncesi olarak değil. Böylesi bir komisyona bizim yani AKP'nin talep ettiği, AKP'nin oluşturduğu bir komisyona üye vermemiz söz konusu değil. Bizim yöntemimiz çok açık. Eğer o yöntemi deneyeceklerse öyle bir komisyon önerimiz daha 1,5 yıl önce vardı. Onu hayata geçirelim. 4 siyasi partide oluşan bir komisyon olsun. Efendim Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu çözüm süreci ilk başladı. Bir kredi verildiğini açıklamıştı. O kredimizi reddettiler. Daha sonra ki işte uygulamalarda ve değerlendirmelerde, parti içi değerlendirmelerde baktığımızda bu reddedilmenin etkisiyle birlikte bu biraz geri çekilmiş görünüyor şu anda. Yani kredi tam göremiyoruz. Burada CHP'nin süreçteki endişeleri ne? Yani burada mutlak yani bu kredi verildi, hani siyasete reddedilmiş olsa bile bunun bir millet menfaatine bir yararı var. Bu devam eder. Ama parti içinde böyle bir çok net bir destek görülemiyor. Ve burada bu herhalde arka planda da endişeler var. Bunlar neler? Evet. İlk şeyi söylemek istiyorum. Önce bir yıl önce galiba bir yıl oldu. Sayın Genel Başkanımız Sayın Başbakan'a gitti. Evet. Sayın Başbakan'a bu toplumsal barışın sağlanabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim hazırlamış olduğumuz bir demokrasi paketi var. Eksik fazla bu tartışılabilir. Eksik bulunabilir, fazla bulunabilir. Ama en azından bir iyi niyet ifadesidir. Sayın Genel Başkanımız kendisine gittiğinde Sayın Başbakan bu olayı çok küçümsedi. İşte akil adamlarla ilgili kimmiş bu akil adamlar? Efendim ben görüşmem, öbür partilerle siz görüşün. Ya siz başbakansınız, ben niye görüşeyim öbür partilerle? Böyle bir mantık düşünülebilir mi? Bir toplumsal uzlaşmayı sağlayalım. Yani anayasa komisyonu gibi bir parlamentoda komisyon oluşturalım. Bu komisyon bu çalışmaları götürsün ve bu komisyon bir alt komisyon olarak akil adamlar dediğimiz, makul adamlar dediğimiz bir komisyon oluştursun ve bu süreç içerisinde de devletin hukuk zeminini zedelemeden, hukuksuzluk yapmadan, bakın şu anda bütün süreç hukuksuzlukla yürüyor. Ya bu süreci hukukun neresine koyacaksınız? Sayın Başbakan değil miydi BDP milletvekillerinin sizin dokunulmazlığınızı kaldıracağım. Terörle siz omuz omuza verdiniz diye. Şimdi ne yapıyorsun, hangi şey yapıyorsun Sayın Başbakan? Hangi hukuka dayandırıyorsunuz? İki, yine Sayın Başbakan bilerek ya da bilmeyerek ya da nasıl olsa biz her tarafı esir almışız. Hukuk ne kardeşim, hukuk tanımam anlayışıyla. Efendim işte örgüt üyeleri geçerse biz toleranslı davranırız. Bu bir suç. Ne demektir yani şimdi? Basına yansıdığı kadarıyla genelkurmay da bu konuda bir hukuk zemin istiyor. Elbette şimdi sonu yarın ona sorarlar. Siz niçin görevinizi yapmadınız? Yani benim Ankara'nın göbeğinde herhangi bir yurttaş bir silahla dolaşabilir mi? Dolaştı diyelim. Kamu görevlisi gördüğü zaman ne yapacak? Yapmadığı zaman ne yapacak? Suç işlemiş olacak. Şimdi bütün bunlar ortadayken gelin kardeşim ne olursunuz hadi siz de bilmem ne. Bizim projemiz çok açık ve net. Biraz önce ifade ettim. Ve hukuku zemine oturacak. Bu sürecin tamamını parlamentoda oluşmuş komisyon ve makul akil neyse işte şimdi herkesin kıl olabileceği duruma geldi durum.
Böyle bir komisyonla sürecin parlamentoda hızlı olarak yürümesinin temel sebebi biraz önce de saymış olduğum bu süreci hızlandıracak hukuku zeminlerin de oluşması gerekiyor. İşte bir sürü kanun değişiklikleri yapılması gerekiyor. Bunlar, hayır bunları yapmadan ben bunları yapacağım derseniz tabii ki çok zorlanır. Efendim, yine CHP'nin parti olarak getirdiği en büyük eleştirilerden biri bu süreci yeteri derecede bilgilendirmenin yapılmadığı. Yeteri derece değil. Hiç bilgilendirilmedik. Evet. Yani bunun neden bilgilendirilmedi? Yani meclis bilgilendirilmiyor bu konuda diyorsunuz. muhalefet partileri bilgilendirmiyor. Kamuoyu işte televizyondan duydukları bilgiler var. Burada bilgilendirme yapılmasında kaçınılan bir nokta mı var? Şimdi biz tabii özellikle ben eski siyasilere ya da eski genel başkanlarımıza da sordum. Nasıl oluyordu yani 15 yıl, 20 yıl önce? Türkiye'de önemli meseleler, iç meseleler, dış meselelerle ilgili mutlak parlamentoda grubu olan, hatta parlamentoda grubu olmayan siyasi partilere de bilgi verilir. İlk kez son 10 yıldır AKP bir alışkanlık haline getirmiş. Maalesef bugüne kadar sadece bu olay değil, hiçbir olayda çok sağlıklı bir şekilde bilgi alabilmiş değiliz. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanım son açıklamasında CHP'nin de sürecin içine çekilmesi gerektiğini, içinde olması gerektiğini ve bu sürecin heba edilmemesi gerektiğini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını nasıl buluyorsunuz? Yani bakışını, Çankaya Köşkü'nden sürecin yönetilmesine bakışını. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nı göreve davet ediyorum. Yani eğer Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten bu sürecin sağlıklı yürüyeceğine inanıyorsa, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak 4 tane siyasi partinin liderlerini bir masaya toplasın ve ikna etsin. Önce bir kere Sayın Cumhurbaşkanı'na inanması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sürece inanmadığını çok iyi biliyorum. Demeçleri de var. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Parlamentoyu bypass etmeyin diyor. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Hukuku zemin üzerine götürün. Sayın Cumhurbaşkanı, hukukun olmadığı yerde, parlamentonun bypass edildiği yerde Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir katkı sunsun? Onu da Sayın Cumhurbaşkanı lütfedip söylerse biz katkı sunalım. Eğer bu şekliyle, yani hukuksuzluğu kabul edecekse Sayın Cumhurbaşkanı, parlamentoyu yok sayacaksa onu da ifade etsin, biz yine gereğini yapalım. Bu açıda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken dört siyasi partinin liderlerini, demokraside olmazsa olmazların temel kurallıdır, toplayacak bir masanın etrafına, bu ülkenin çıkarları, 74 milyon yurttaşın çıkarları için bir şey yapılıyorsa CHP bırakın elini, gövdesinin tamamını oraya koyar. Ama bunu hepimizin inanması lazım ve toplumu da inandırmamız lazım. Efendim, şimdi bu süreçte Başbakan Erdoğan başımı koymaya hazırım dedi yani bu işe. CHP'de biraz önce de ifade ettiğimiz gibi içeride farklı görüşler dile getiriliyor. MHP'de ise burada vuralım, öldürelim noktasında. Bizim bu noktada yani BDP zaten bulunduğu pozisyon belli. Bir parlamentodaki partilerimizin hepsini ortak bir zeminde nasıl toplayacağız? Biraz önce ifade etmiş olduğum Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu görevi yapması gerekiyor. Aksi takdirde Sayın Başbakan'ın bu kullanmış olduğu kırıcı, savaşçı dille parlamentoda bir bütünlük sağlamak mümkün değil. Yani işte hemen hemen salı günleri görüyorsunuz. Ben de siyasetçiyim. Sokağa indiğimde çok eleştiri alıyoruz. Niye bu kadar hakaretli konuşuyorsunuz? Ama şimdi Sayın Başbakan öyle bir hava yaratıyor ki, öyle hakaretler, öyle kötü cümleler kullanıyor ki herkesi tahrik ediyor. Şimdi bu ülkede kimse ölmesin, kimse öldürülmesin. Öl diyen de olmasın, öldür diyen de olmasın. Uzun yıllardır bu toplum birbirini öldürerek geçirdi. Bakın neler geçirdik. 12 Eylül dönemindeki ödediğimiz bedeller, bu ülkenin farklı mezheplerin arasındaki çatışmalarda ölen insanlar, niye kardeşliği, niye demokrasiyi, niye özgürlüğü denemiyoruz? Her şey denedik. Denemediğimiz hiçbir yöntem yok. Bir tek yöntem denememişiz. Daha çok demokrasi, daha çok özgürlük. Daha çok demokrasi, daha çok özgürlüğün merkezi
Türkiye Büyük Millet Meclisi, getirin oraya kardeşim. Neyi getirdiniz de biz hayır dedik, yok dedik. Hayır, onu getirmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Her alanda hukuksuzluk yapacağım. Hukuksuzluk yapıldığı zaman da bu ülke, bakın bir başka yöntem var. Çabuk unutuyoruz. 7 Şubat'ta bu ülkenin savcılarının başına gelen işleri hepimiz unuttuk. Hani hukuka müdahale etmeyecektik? Ortada bir hukuksuzluk var. Adı belli, Cumhuriyet Savcısı yani. Adamın görevi bu. Evet. Cumhuriyet Savcısı görevini yapınca Sayın Başbakan rahatsız oldu, ben bir kanunla bypass ederim. Her şeyi bir kanunla bypass ederseniz demokrasiyi de hukuku da ayaklar altına alırsınız. Efendim bu çözüm sürecinin en büyük ayaklarının biri de yeni anayasanın yapılması. Şu anda mecliste bir yıldır, bir buçuk yıldır yakın çalışan bir komisyonumuz var ve süresi iki defa, üçüncü defa uzatılıyor. Yani eğer parti liderleri tarafından da kabul edilirse. AK Parti her halükarda bir şekilde hükümet olarak bunun devam etmesini istiyor. İstemiyor. Yani kamuoyuna yansıyan bir şekilde, yani kendi, eğer bu komisyon üzerinden olmazsa bir şekilde bu anayasa çalışmasının devam ettirileceğini ifade ediliyor. CHP burada ne durumda şu anda? Yani bu komisyon diyelim ki Nisan'ı da bitirdi. Ve bir çalışma şeyine baktığımız zaman, ben komisyonun biraz böyle günlük kaç saat çalışıyor diye de baktım. Günlük 2-3 saat çalışmakla biz herhalde bu komisyon olarak şu anda kalan, işte şu anda 70'e yakın madde görüşülmüş ve asıl müzakere edilmesi gereken maddeler duruyor. Yani üzerinde zaman harcanması gereken. Burada nasıl bir sonuç çıkacak? 1 Mayıs itibariyle nasıl bir döneme gireceğiz anayasa çalışmaları? Şimdi imza namustur. Anadolu'da bizim bildiğimiz imza namustur. 4 siyasi partinin hazırlamış olduğu bu protokol var. Daha ilk başladığımızda. Şu anda Sayın Çiçek'te var. Evet. Yani kamuoyuna açıklandı. Tabii açıklandı. Bir nevi komisyonun iş tüzüğü komisyon olarak. Komisyon iş tüzüğü. Komisyonun iş tüzüğüne riayet etmeyen hangi siyasi parti varsa teşhir edin. Bir tek parti uymuyor. O da AKP. Durmadan sabote ediyor. Bakın ne zamandan itibaren? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir gece yarısı kanun teklifi getirdiler biliyorsunuz. Evet. O güne kadar hiçbir tartışma yok. Nasıl olsa Cumhurbaşkanı'nı biz bypass ederiz, siyaseten önünü keseriz, men ederiz, her şey rahat. Güllük gülistanlık. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ni götürüp bozunca bütün planlar bozuldu. Allah, çıkan her AKP'li, vay bu Anayasa Mahkemesi. Ne oldu ya o Anayasa Mahkemesi? Kendiniz oluşturdunuz. 12 Eylül referandumuyla daha özgür bir hukuk sistemi gelecekti, daha bağımsız bir hukuk sistemi. Şimdi bağımsız hukuk sistemine niye hakaret ediyorsunuz? Bu sistem geçti. Bu sefer başladılar Sayın Başbakan'a nasıl bir çözüm bulabiliriz? Efendim başkanlık sistemi. Aklı selim insanlar dedi ki ya bu çok tehlikeli bir şey, başkanlık sistemi diyorsunuz. Bakın başkanlık sistemi de işte eyalet sistemi, Osman Baydemir vali olacak. Eyvah dediler, olmaz o zaman. Ne yapalım? Bu sefer T tipi bir şey yapalım. Yani Türkiye tipi. O nedir kardeşim? Belli olmayan bir şey. Şimdi bütün sürece baktığımızda bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak talebimiz bu. Biz diyoruz ki biz seçim öncesi millete söz verdik. Ve altına protokolün altını imzaladık. Dedi ki biz böyle bir anayasa istiyoruz. Bu çerçevede en ufak bir eksiğimiz yok. Sadece AKP'nin eksiği var. AKP ısrarla bu işi sabote etmek istiyor. Çünkü AKP'nin anayasa beklentisi başka bir şey. Bizim beklentimiz daha demokratik, daha özgürlükçü. Herkesin kendisini rahatlıkla ifade edebileceği, hukukun bypass edilemeyeceği bir anayasa istiyoruz. O konuda sonuna kadar da masada olacağız. Sayın Başbakan zaman zaman Sayın Çiçek'i çok sıkıştırıyor. Büyük olasılıkla Sayın Çiçek'i de bu dönem seçmeyecekler. Efendim şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye yerel seçimlerle ilgili çok tartışmalı bir konu. Sizin isminiz de Büyükşehir Belediye adayları arasında gösteriliyor. Yani aday adaylar arasında gösteriliyor. Yani daha çok şu anda kamuoyu ve basın CHP'de aday kim olacak tartışması üzerinde yoğunlaşıyor. İstanbul'da çalışmalar nasıl gidiyor? Orayı yakından takip ediyorsunuz. Daha önce il başkanlığı yaptınız ve Sayın Başbakan gibi siz de oraya bir Ankara'ya geldikten sonra bırakmadınız. Aynen devam ediyorsunuz yakın planda.
Şimdi kim olur onu doğrusu tabii ki partinin yetkili kurulları karar verecek, örgütler karar verecek. Biraz da İstanbul kamuoyu karar verecek. Ondan önce İstanbul'da çok ciddi sorunlar var. Geçen hafta Sayın Genel Başkanımız doğal olarak grup toplantısına taşıdı. İstanbul'da 100 milyar dolarlık rantın olduğunu, Esenyurt'ta ve benzer ilçelerde binlerce yurttaşımızın dolandırıldığını, halen İstanbul'da %30 yurttaşımızın mülkiyet sorununun olduğunu, iki beyle ilgili binlerce mağdurun olduğu, trafik sorununun, altyapı, üst yapı, bütün bunlara baktığımızda ve bunları Sayın Başbakan kendisi itiraf etti. Ne dedi Sayın Başbakan? Çok enteresan, yani gerçekten zaman zaman Sayın Başbakan böyle ezberler bozuyor, çok da hoşuma gidiyor. Evet. Bir gazetenin... Başbakanın son açıklamasına da destek verdiniz. Tabii destek verdim, sonuna kadar destek vermemek mümkün değil. Sayın Başbakan ne diyor? Bak şu şurada. Efendim diyor, emsal artırmak diyor ihanettir diyor. Hatta 6-7 emsal artırmak ihanettir. Sayın Başbakan bırakın 6 emsalı. 12 emsal, 15 emsallar yapıldı. Ayamama Deresi diyor, Ayamama Deresi'nde 35 yurttaşımız hayatını kaybetti. Tarihe saygılı olun diyor Sayın Başbakan. Sonuna kadar arkasındayım. Tarihe baktığımızda maalesef o tarihi yarımada, Fatih'in yaratmış olduğu tarihi yarımada baktığınızda o kirlilikten geçemiyorsunuz. Bütün bu belgeleri ortaya koyduk. İstanbul'un çok ciddi sorunları var. Sayın Başbakan'a ben burada bir önerim var. Gerçekten çok gecikmeli de fark edilmiş olsa bir komisyon oluşturalım. Nasıl bakın bu çözüm komisyonları oluşturuyoruz? İstanbul için, çünkü İstanbul çok önemli. İstanbul yılda 30-40 milyon turistin gelebileceği bir kent haline dönüşmeli. Tarihimizde altyapısıyla, üst yapısıyla bir komisyon oluşturalım. Sayın Başbakan'ın deyimiyle 6-7 emsal, 10 emsal neler var? Bunların hepsini araştıralım. Bunları yıkacak değiliz, mümkün de değil. Ama asgari düzeyde emlak değerlerine göre %30'unu buradan alalım. Bu %30 ne demektir biliyor musun? 50 milyar dolar demektir bizim hesaplarımıza göre. Evet. 50 milyar dolarla İstanbul'un altyapısını çözelim. İstanbul'un ulaşım sorunu çözelim. İstanbul'un deprem sorunu çözelim. İstanbul'un kentsel dönüşümünü yapalım. Para da burada hazır. Efendim, Esenyurt'la ilgili bir şey var. Bir cümlede orada bir imar krizi yaşıyor inşallah. Tabii şimdi orada şöyle orada bir cümle, kısa bir cümle. Bir tabii şimdi burada aslında yeni 2005 yılında çıkan yerel yönetimler yasasına göre planlamayı ancak büyükşehir yapabilir. Ama şımarıklık yapmış. Nasıl olsa iktidar bizde kimse hesap da sormaz. Büyük ilçe belediyesi kendine göre planlar yapmış. Hepsini suç, yani bunların tamamı suç. Ama hiçbir tanesinde bu suçlara rağmen ne vali İçişleri Bakanı harekete geçmiş, müfettiş raporları var. Onlarca müfettiş raporu var ama bir tanesi de soruşturmaya tabi tutulmamış. Bunu da kamuoyunun vicdanına, takdirine sunmak istiyorum. Efendim çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrar.